YouTube'un en klas kanalı Kresizm'e hoş geldiniz. Bugün 7 Ocak 2021 PES 2021 MyClub'a gelen yenilikleri sizlerle birlikte inceleyeceğiz. 2021 dedim değil mi inşallah? 7 Ocak 2021 bugün evet. Eee ne yapalım canlı güncellemeler diyelim bir bakalım. Form durumları değişti bu hafta biliyorsunuz. Form durumları geldi artık gelmeye başladı tekrar. Birinci sayfa hızlı hızlı bakalım. İkinci sayfa. Üçüncü sayfa. 4. sayfa 5. sayfa 6. sayfa 7. sayfa Düşüşte olan oyuncular 1. sayfasındayız 2. sayfa 3. sayfa ve 4. sayfa diyoruz Şimdi online bilgi diyelim ve 7 Ocak'ta neler geldi. Iconic moment Tottenham bakacağız. Player of the week geleceğini söylemiştim. Bakacağız. Gelecek haftaki maçta özeti e ne diyor? Barça, Arsenal, Lazio, Roma öne çıkan oyuncuları gelecek pazartesi günü. İç saha Galatasaray, dış saha bizim takımlardan biri yok. Maçtaydı bu takımlar mücadele edecekmiş. E, Galatasaray Galatasaray'la PES'in yakınlaşması hoş ama isteriz ki Galatasaray'ın sahasını da eklesinler. İnşallah öyle bir şey görürüz. Devam ediyoruz. Temsilci seçeneği kampanyası. Ne diyor? Garanti özel DP antrenörü 1. ayın 7'si 13 arası. Yani bir hafta boyunca özel DP antrenöründen açılan toplar sonrasında ne yapacakmış? DP antrenörü verecekmiş. Güzel. Oyuncuları güncellemek için. E-futbol puanı mağazası güncellendi. Evet bundan da bahsettim. Kesinlikle yeni oyuncuların geleceğini söylemiştim. Daha yeni oyuncular da gelecek. Onu da söyleyeyim. Beceri pozisyon antrenörlerinin tarihi geçmiş. Stok sıfırlanmış. Vesaire vesaire. Ne diyor bakın aşağıda. İleride daha heyecan vereceği futbol puan ödülleri gelecek. Bundan bahsettik. Forlan, Irwin, Kaan, Maldini ve Rosicke. Birazdan onlara da bakalım. İlk defa göreceğiz. Sizlerle birlikte. Gelen kutusu diyelim. 521 My Club parası. Bu arada şunu söyleyeyim. 7 Ocak 2021 tarihinde buraya girmezseniz bunları alamazsınız. Bugün giriş yapmak zorundasınız. Peki. Temsilciler diyoruz. Özel temsilci diyoruz. Kulüp Selection Falcao. Şimdi ben Falcao ile ilgili konuşmak istemiyorum. Bu konuda taraftarlığa dökülecek iş muhtemelen. Evet 87'lik bir forvet olarak Falcao gelmiş oldu. Tamamen objektif bir şekilde özelliklerine bakacağım. Ofansif farkındalık, top kontrolü iyi, top sürme fena değil, sıkı top tutma iyi. Paslar çok kötü, bitiricilik çok iyi, çok çok iyi hatta. Kafa iyi, duran top falso kötü, hız 74, hızlanma 78. Yani iyi değil. Şut gücü sıçrama güzel. Fiziksel temas çok kötü değil. Denge iyi. Dayanıklılık kötü. Başka da bir şey yok. Şimdi bu adam iş yapar mı? Bu adam elinizde SF yoksa kesinlikle iş yapmaz diyemem. Onu söyleyeyim. Hız çok kötü maalesef. Yani hızı 74 değil de 80 falan yapsalardı Falcao'yu kullanan çok kişi görecektik bence. Ama çok verim alacağınızı şahsen düşünmüyorum. Onu da söylemiş olayım. Ha bizim ligimizden bir oyuncunun gelmiş olması çok hoş. Tabii ki onu söyleyeyim. Yani keşke çok daha fazlası gelse. Keşke Fenerbahçe'den Gustavo gelse. Ne bileyim Beşiktaş'tan Atiba gelse falan. E, mutlu eder. Sıkıntı değil. Ama bizim ligimizden de bir oyuncu getirmiş olmaları mutlu edici. Tabii haftalardır veriyorlar çünkü biliyorsunuz. İkonik moment Tottenham'a bakalım. Yine para tuzağı kısmı. Gas coin. Arkadaşlar bu adam... Oyunun en iyi ofansif orta sahası olabilir. Olur demiyorum olabilir. Hız birazcık kötü sadece ya ben onun haricinde bu adamda bir OOS'den aradığım her şey var şahsen. Bunun hatırlarsanız normal kartını hediye etmişlerdi sarı kartını Gascoy'nun. Ben kesinlikle 94 oluyor son seviyede bu da 95 oluyor herhalde. Ben kullandım. Hatta da kullanıyorum bazen dönem dönem. Özellikle yükselen şut var. Doğru mu? Evet yükselen şutları çok iyi. E, şut gücü 90 zaten. Şimdi daha ilk seviyede. Ben bu adamı övüyorum kesinlikle. Van der Waart Ya ben şahsen Van der Waart için top açmazdım onu söyleyeyim. Ve Robbie Keane. Fırsatçı golcü 30 seviye 87'den başlıyor. Fiziksel temas paslar kötü. Yani çok fazla SF'nin içerisinde iş yapacağını düşünmüyorum ama gene de kötü diyemem kendisine. Premium Agent'taki topu da alalım şuradan aradan çıksın ve devam edelim yolumuza. Bakalım e-futbol puanıyla neler neler gelmiş. Rodrigo, Eder, Carroll. Güzel deyip antrenörleri geliyor böyle böyle. Evet. Geldik Michael'a mağazasına ve e-futbol puanı kısmına ve oyunculara Forlan, Irvin, Kaan, Maldini, Rosicki, Pirlo, Elber bunlar devam ediyor. Yeni gelenler 180 gün, 150 gün. O zaman 30 günde bir getirecektir anlamını çıkarıyorum. Yani bir ay sonra belki de yeni ikonlar buraya eklenecektir onu sizlere söyleyeyim. Forlan, Diego Forlan şahsen futbolculuğunda çok çok beğendiğim bir oyuncuydu. Oyunda da fena değil. Ölü yaprak vuruşu var. Ben şahsen Forlan'ı almayı düşünüyorum. Onu size söyleyeyim. Ee, bekledik. Sabrettik. Deydi 29.500 e-futbol puanım var. Bir tanesini alabiliyorum. Irvin Solbek. Bakalım. Her özellikten azar azar var. Ben bu tip oyuncuları çok seviyorum. Yani bu adam kesin iş yapar bu oyunda. Çünkü her özellikten azar azar var. Yani dikkat ediyorsanız Ofansif farkındalık da var. Defansif farkındalık da var. Top kontrolü de var. Top kazanması da var. İşte ne bileyim şut gücü de var. Yani her şeyden azar azar var. Bu tip oyuncuları şahsen çok seviyorum. Bunun en güzel örneği de McKinney'dir. E, Juventus'taki geçen sene öne çıkanlara gelmişti. Bu sene iple onu çekiyorum. Keşke bir gelse. McKinney'i göreceksiniz o zaman. Nasıl bir göbek ortası oynanıyor. Oliver Kahn'la ilgili konuşmayacağım. Özelliklerine göre dünyanın en iyi kalecisi, oyunun en iyi kalecisi. Ama özelliklerine göre. Maldini iyi bir stoper tavsiye ederim. Kesinlikle söyleyeyim. Maldini normal kartından bir iki tık daha iyi. Zaten normal kartı da iş yapmıyor denemeyecek kadar iyi bir oyuncu. Ben Maldini'nin iş yapacağını düşünüyorum. Eğer stoperiniz yoksa mutlaka tavsiyedir. Rossiçki'nin iş yapacağını şahsen şimdiden düşünmüyorum, bakmadan. Rossiçki Yani yok. Ben şahsen Rosicki'yi almazdım, onu söyleyeyim. Olsam olmasa bile almazdım onu da söyleyeyim. Forlan benim dediğim gibi bana hitap eden bir oyuncu. Geçen sene de istemiştim, top açmıştım, vermemişti. Bu sene şahsen dediğim gibi Forlan'ı e, almayı düşünüyorum. E-futbol puanı nasıl kasılır gibi sorular gelecektir muhtemelen. E-futbol puanı günlük girişlerle kazanıyorsunuz. E, bir ara vardı şu an yok. Mobil giriş kampanyasında veriyordu. Maç da ileride veriyor günümüzde. Hala devam ediyor. Ve e, tabii ki MyClub Konami ID'nizi bağlamanız gerekiyor PES'e. Onu da online ayarlar kısmından yapacaksınız. Ondan da bahsederiz. Evet e-futbol puanıyla dediğim gibi bunlar gelmiş. Formalarda Barcelona forması devam ediyor. Antrenörler yeni pozisyon ve beceri antrenörleri gelmiş. Başka da bir yenilik yok. Bu hafta gelenler bunlardı. Neler var kısmı zaten e, pazartesi günleri geliyor ama bir bakalım istemiştim. Tekrar hızlı bir şekilde temsilciler diyoruz. Özel temsilci diyoruz. Player of the week diyoruz. 90.9 siyah gelme ihtimali. Kimi? Joshua Kimi? Oyunun iyi dostlarından biridir. Sağ bekte de kullanırsınız. gövdede de kullanırsınız. Nerede iş yapıyor? Dosta iş yapıyor mu? Yapıyor. Onu söyleyeyim. Fiziksel temas haricinde bu adamın özellikleri iyi. Ben kemiğin iş yapacağını düşünüyorum. Ama dosta fiziksel temas önem arz ediyor. O yüzden sağ bekte daha faydalı olacağını söyleyebilirim. Ya da göbekte. Lakazet Lakazet Hız 82 Yani kötü değil. Klasik bir SF Martinez de aynı onu da söyleyeyim. Martinez de klasik bir SF. Bir tık daha etkili olacaktır bence Lacazette'den onu söyleyeyim. Fullendiğinde. Sirigu ilk kalecilerden biri. ortalamanın üstünde. Alderweireld hız hızlanma nedeniyle kaybeder. Onu söyleyeyim. Romagnoli stoperde aradığımız özellikler fiziksel temas, agresiflik, defansif farkındalık, top kapma hepsi çok iyi hız düşük ama elinizde stoper yoksa şahsen kullanılacağını söyleyebilirim elinizde sağlam stoperler varsa kullanılmaz Chiesa sağ açık GF'de oynuyor SF oynayamıyor yani GF'de herhalde kötü değil gibi duruyor fiziksel temas da çok kötü değil Chiesa kullanılabilir Zielinski 27 seviye kötü değil fiziksel temas gene tek kötü yanı. ki geçen sene kullanan çok kişi vardı. Bu sene de kullanılacaktır. Nacho kötü değil. Felix Altamaz. Kötü değil. Foden 47 seviye. Abi bunu 47 seviye fullerseniz iş yapar. Onu söyleyeyim ben. Ve Sergio Oliveira zaten oyunun tek sarı kartı bu haftaki. Yok ben onu da çok iş yapacağını düşünmüyorum. Kimi? Hmm, başka? Zielinski. Foden. Nacho. Bunlar iyi oyuncular. Ama şahsen yani oyunun başından bir oynayan kişiler. işte tüm sürümleri almış kişiler için çok da bir şey ifade etmiyorlar. Onu da söyleyeyim. Şahsen top açmayacağım. Ee, ikonik Moment Tottenham'dan da istediğim bir oyuncu yok. Bu sebeple oradan da top açmayacağım. Bu hafta bu şekilde geçecek bizde. Zaten açsak da bir şey değişmiyor ama <laughs> bu hafta açmayacağız en azından kafamız rahat. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere Klasizm kanalını takip etmeyi unutmayın.